Sen öyle bana bir açıklama yapmadan gidemezsin. Bana her şeyi açıklayacaksın. Niye sürekli benim düşmanımla yan yanasın? Açıklayacak hiçbir şey yok. Melih'i adamlar götürdüğü sırada Koray Bey de oradaydı. Ya sadece ama sadece yardım etmeye çalışıyordu. Ya sen anlamıyor musun? Yaşananların tek sebebi o herif. Melih'i Koray kaçırttı. Senin delice öfken, intikam hırsın, mahveye kafa tutman sebep oldu tüm bunlara. Konu Koray değil. Konu sadece Koray. Pardon, pardon. Ben sizin kavganızı bölmeyi hiç istemem. Ama şu an bunun ne eri, ne de sırası Emre. Ya Melek kaçırıldı Melek. Kayıp ortada yok senin kızın. Şu an var gücümüzle onu bulmak yerine sen böyle saçma sapan konularla uğraşınca benim aklım almıyor Emre ya. Lütfen rica ediyorum. Bari bugün, bugün önceliğin kızın olsun. Hicran Hanım, ben bu tür konuşmaları sizinle yapmaktan hiç hoşlanmıyorum Hicran Hanım. Ama siz öyle koşullar yaratıyorsunuz ki beni bu konuşmaya yapmama mecbur bırakıyorsunuz. Farkında mısınız? Siz farkında mısınız? Bu konağa adımınızı attığınız günden beri başımıza gelmeyen iş kalmadı. Durmadan belaya bulaştırıyorsunuz sanki başımızı ya. Durmadan felakete sürüklüyorsunuz. Emre'yi ve Melek'i mahvediyorsunuz. Sizin bizim ailemize kastınız ne? Amacınız ne? Önce Emre korkunç bir saldırıya uğradı. Şimdi Melek yok ortada. Ya neden? Neden, neden? Rica ediyorum artık kendinize bunu bir sorun. Neden? Artık kötülüklerinizi ailemizden uzak tutun. Rica ediyorum o bataklığınıza, pis çukurunuza bizi daha fazla sokmayın. Yeter be. Hicran mutlu galiba. Ben onlara zarar veriyorum. Biri kızım. Biri sevdiğim adam. İkisi de benim yüzümden mahvoluyor. Neden? Neden? Ben onlara dert ve gözyaşından başka hiçbir şey veremiyorum. Bir de ölümü. Ya Melih'im. Ah tanesiz ya Melih'im. Keşke sağ salim şu kapıdan girebilsen. Bir daha seni görmemeye bile razıyım. (Gülüyor)